Alo. Hoş geldiniz, hayırlı cumalar. Hoş bulduk, hayırlı cumalar, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dinliyoruz sizi, buyurun. Hocam, benim bir sorum olacaktı. Hocam dinliyor. Dinliyorum kızım, her buyurun. Ne kadar gözü gözünüze değmese de. Evet. Evet, Yusuf hocam, hayırlı cumalar diliyorum. Sağ olun. Nur Hanım, sizi de çok seviyorum. Çok böyle teşekkür ederim. Böyle bir program yaptığınız için teşekkür ediyorum, bizi bilgilendirdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz, bizi tercih edip izlediğiniz için. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. Sağ olun. Şimdi hocama benim sorum, ben 4 aylık hamileydim. Bebeğim karnımda öldü. Evet. Kürtaj olmak zorunda kaldım. Tamam. Bu bebek bana şefaatçi olacak mı diğer tarafta? Hani cennetin kapısında annesini almadan girmeyecek diyorlar. Bu doğru mudur? Yani bunun hükmünü öğrenmek istiyorum. Geçmiş hocamlar. Olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu yavru anne karnında öldüğü için annesine babasına şefaat etme hakkı yok. Anne karnında öldü. Dünyaya gelmedi. Nefes almadı. Anne baba nefesini görmedi. Onun için de yok. Anne babaya şefaat etmek ne demek? Yani onun kurtuluşu için. Yani kolundan tutacak. Ya Rabbi anamı babamı vermezsen ben cennete girmiyorum diyecek. Anladım. Bunun şeyi odur. Evet. Van'dan İbrahim Bey arıyor bizi. İbrahim Bey, hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Selam buyurun. Olsun. Aleyküm selam. Buyurun. Ben bir soru soracaktım daha sonra. Tamam. Hocam sizi dinliyor. Biraz sesi açalım arkadaşlar. Duymuyoruz. Hocam. Evet. Dinliyorum. Yazayım adamı. Selam olsun. Hayırlı cumalar. Sağ ol canım. Hayırlı cumalar. Buyurun. Ben bir soru soracaktım da hocam. Mezarların önünde akşamları geçerken Fatiha okumak günah mıdır? Ben hiçbir vallahi şey duymadım. Hiç anlamadık İbrahim Bey. Hiç anlamadık. İbrahim Bey bir dakika. Telefonda sesiniz çok boğuk geliyor. Bir de birazcık daha yavaş konuşursanız duyamıyoruz sizi. Duyuyor ki. Duyuyoruz. Akşam mezarların önünde geçerken Fatiha okumak günah mıdır? Vallahi. Söyle Emine bir daha. Diyorum ki akşamın mezarın önünden geçerken Fatiha okumak günah mıdır? He, tamam. Anladım. Tamam. Akşam mezarlığın önünden geçerken Fatiha okumak günah mı? Ya tövbe ya Rabbi, niye günah oluyor ya? Hangi saatte geçerseniz geçin orada Fatiha okuruz. Fatiha değil mi? Fatiha okumak. Fatiha okuruz, dua ederiz. Hangi saatte geçersek geçelim, Fatiha okumak, dua etmek boynumuzun borcudur. Peki, teşekkür ediyoruz evet. İbrahim Bey. Ben bir soru soracağım size. Böyle mezarlıkların yanından geçerken müzik dinlemek günah mı? Ya onu da dinlemeyin artık, ayıp ya. Ayıp, onu da dinlemeyin artık. Hocam sen mi böyle yayıldın bugün? Tabii canım ya, ayıptır, dinlemeyin ya, Allah Allah. Cenazelerin yanından geçiyorsunuz. Cenazelerin yanından geçerken müzik dinlenir mi? Peki bir şey daha söyleyeceğim size. Derler ki mezar taşı okuduğun zaman unutkanlık yaparmış. Hadi canım sen de, tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Peki. Ben diyorum da sen kızıyorsun işte, bütün bu batıllar hanımlar vasıtasıyla tamam. Yayılıyor. Zaten... Evet. Hocam vallahi biz hanımlar olarak bunu kabul etmiyoruz. Etmeyin istediğiniz kadar. Çok kırılıyoruz size. Evet, değil evet. mi hanımlar yani? Hiç... Tabii oradan hemen şahit buluyorsun kendini. Evet, şahit evet, buluyorum. Evet. Niye siz erkekler... Tamam, hiç erkek, iki tane erkek var yani. Hocam, evet. Hocam ama ekran başında erkek var, sen hiç merak etme. Evet. Erkekler orada mı? Bakayım. Hmm. Oradalar. Hiç erkekler dedikodu yapmıyor mu? Nereden nereye geldin Allah aşkına ya? Tamam yani. Hadi alo diyeyim o zaman. He. Peki erkekler dedikodu yapmayın deyince hemen şeyi çeviriyor hocam. Yok alo. Canım çeviriyor değil. Vallahi ya. Allah hocam. Allah. Hayırlı cumalar. İyi günler. Hayırlı hoş cumalar. Geldiniz. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı. Dinliyoruz. Alo. Dinliyoruz kızım. Çıplak ayakla namaz kılabilir mi? Namazı kılarken topuklarımızdan yukarısı gözükmüyor ise... Çıplak ayakla kılabiliriz kendi evimizde. Peki. Ama camide kılacaksak mutlaka çorabımız olmalı ayağımızda. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben diyorum ki şöyle bir dua yapalım da evimiz, yuvamız, gönlümüz şenlensin inşallah. Ne diyorsun i̇nşallah, hocam? İnşallah. Eşe, dosta, konuya, komşuya haber edilsin. Az sonra cuma duasında buluşuyoruz hanımlar, beyler. Evet, kısa bir reklam arası verdik. Şimdi bakacağım bakalım herkes orada mı? Nasıl yoklama yapacağım? Instagram'da. Bakayım kimler orada. Orada mı değil mi?
Aynen öyle. Süleyman 7498 yeni gelmişler Instagram'ımıza. Efendim hoş geldiniz Süleyman Bey. Yeni takip etmeye başlamışlar bizi. Ne Ertoprak hocamız çok sevimli. Hayırlı sabahlar. Özellikle altını çiziyorum demiş. Allah razı olsun. Çok seviyorlar olsun. Hocam sizi. Sağ olsunlar. Instagram'a gelen mesajların çoğu hocamızın ne kadar böyle sizi ne gibi görüyorlar biliyor musunuz? Evin babası, abisi değil mi? Böyle içimizden biri gibi. Hocam valla bütün övgüleri bugün siz almışsınız. Azerbaycan'dan sizi izleyirik demişler. İzleyirik evet. Aynen. Çok seviyoruz sizleri. Azerbaycan'a selam olsun. Bak Azerbaycan can ekran Azerbaycan'a başında reklamda gitmemişler efendim. Can Azerbaycan'a can diyeceğim. Can Azerbaycan doğru. Evet. Neşe Hanım Yusuf hocama bugün programda biraz durgun gördüm demiş. Hasta görünüyor. Hasta evet doğru, görünmüyor. Doğru. Çok hasta. Bugün bağırmadı değil mi? Hocamın kızmasına alıştık ya bugün hocam doğru. Hasta diye. Herkes ekran başındaymış vallahi. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar döneceğim ama önce bir telefonlarla devam edelim. Hadi bismillah. Efendim buyurun hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Cumamız mübarek olsun. Buyurun. Ama önce bize bağlanmadan önce televizyonun sesini kısarsanız evet. Mutlu oluruz. Olur mu? Bizi telefondan duymaya çalışın. Alo. Alo. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Bizi telefondan duymaya çalışın. Televizyonumuzun sesini kısalım. Evet. Çok teşekkürler. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Benimle mi konuşuyorsun Nur Hanım? Hayırlı cumalar olsun. Ay ben seni yerim. Senle konuşuyorum tabii ki. Buyurun hoş geldiniz. Yusuf hocama da hayırlı cumalar olsun. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Nereden arıyoruz? İsim vermemiş. Ben Ankara'dan arıyorum. İsmimi verdirmediydim. Verdireyim hocam. Ben Hüsnü Uygun Ankara'dan arıyorum. Buyurun Hüsnü Hanımcığım. Yusuf hocam da duysun. Benim hacım 9,5 ay önce Mekke'de vefat etti. Ay başınız sağ olsun. Getirmedik. Kurban olduğumu Allah'ın evinde bıraktım geldim. Ah. Yusuf hocam. Bunun mükafatı nedir? Bu şehit sayılıyor mu? Sordum bir iki çocuğa. Evet şehit dediler. Nasıl oldu peki? Yani Allah göstermesin. Hasta mıydı? Vadesinle öldü. Hani hocam rahatsızdı gitmedi. İki ay öncesinde pili daşildiydi. Gitmeyelim dedim ama kurban olduğum Allah yanına çağırınca gittik. Anide gece tam teveccüd zamanında biraz rahatsızlandı. Yüzünü yıkadın zemzemine iyice nebi. Bir de içti. Hemen sağ kolunun üstüne yavaştan oraya Allah'ın emanetini aldı. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Of, of. Amin Yusuf hocam. Amin. Orada ölenlere şehit demeyiz. Şehit değil onlar. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kabe-i Muazzama'ya komşu oluyorlar. Dolayısıyla da o mübarek yerlerde ölmüşler. Oralarda öldükleri için efendim Allah Teala mükafatlarından geri koymasın. Amin. 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 Evet. Nihat Adıboğlu'nun babası Medine'de benim hacım da Mekke'de hocam. Evet. Evet. Amin. Mekanı cennet olsun. Hüsnü teyzeciğim. Amin. Allah sana sağlık sıhhat versin. Hayırlı sıhhatler versin bana da kurban olduğum Allah'ım. Amin. Hüsnü teyzeciğim Allah hepimize hayırlı ölümler nasip etsin. Hepimizin amin. Gideceği herkese, yer belli. Herkese. Değil mi? Öpüyorum evet. Ellerinizden. Hem de hacımın ölümü gibi ağzı zemzemli cene, yüzü zemzemli yıkanık cene. Allah onun ölümü gibi herkese içi sırada bana. Amin inşallah. Hüsnü teyzeciğim sana sarılıyorum, öpüyorum, hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet ol. Seni seviyoruz. Allah zorunu kolaylaştırsın. Hakikaten hocam derler ya değil mi bir nefeste ölüm diye. Evet, kimseye canım, muhtaç öyle, olmadan, çekmeden, çektirmeden Allah hepimize hayırlı ölümler nasip etsin.